Merhabalar arkadaşlar. Okuma günlüğünden yine merhabalar. İki silah. Bugünkü konumuzun başlığı. Nefis, enfes dediğimiz lezzeti belirtmek için kullandığımız kelimenin atası gibi. Nefis bir yemek gibi. Lezzeti istiyor ancak bu kuru madde arayışı olmuyor. Daha komplike bir yapı var. Sofistayı kainatın yaratıcısını kabul etmemek için her şeyi hatta kendilerini dahi inkar edenlere deniliyor. Yani yaratıcı yok demek için tüm dünyayı yok sayıyor ve her şey yok diyorlar. Sen de ben de yokuz diyorlar. Sofistayılar yaratıcıyı kabul etmemek için tüm dünyayı reddediyorlar. Günümüz tabiriyle septizm yani septikler. Heva, heves ve nefis dünyadan keyif alabilmek için ahireti düşünerek ümit var olur. Olsun, öldükten sonra hayat var der. Ancak o hayat için lazım olan ameller, işler ortaya çıkınca bu işlerin külfetinden kurtulmak için duyarsızlaşır. O sorumluluktan haberi yokmuş gibi davranır. Şimdi yaratıcıyı nasıl ki yok saymak için tüm var olan her şeyi yok sayıyor. Heva ve heves de dünyadan keyif alabilmek için ahireti, aslında her şeyi kuşatan o şeyi yok sayıyor. İşte benzer bir noktada sofistayı gibi davranıyor nefis. Diğeri ise kişinin faydasız işlerle meşgul olması ve o işlerin meyvesini, karşılığını burada görememesiyle beraber isteklerimin dünyada karşılığı olmasa bile ahirette faydası vardır diyerek teselli oluyor. Ancak bu iyi bakış açısı altında kötü tarafında yutturuyor. Faydalı olanı aramasına mani oluyor. Yani burada kişi evet bir şeylere çabalıyor ama olmuyor. Diyor ki tamam ahirette olur. Lakin burada ince bir nokta var. Yani işte bu dünyayı komple bırakayım öbür taraftan. Öyle olmuyor. Zalimin zulmüne dur diyecek olan en az zalim kadar zulmedebilme potansiyeli olup zulmetmeyen, zulmetmemeyi seçendir. Zaten Kant'a göre, pardon Jung'a göre, Jung, Carl Gustav Jung, bir insanın iyi olduğunu potansiyeli ve kendindeki iyiliği ortaya çıkarabilmesi, kendisinin ne kadar kötü potansiyeli sahip olduğunu bilmesidir. Ne kadar kötülük yapabildiğini bilmesidir. Yapabileceğini veya. Evet, zalimin zulmüne engel olacak kişi zalimden daha zalim olan ama yapmayan, olmayan, kullanmayandır. Burada da öz denetim devreye giriyor. Hakeza işte sözde yer alan müthiş benzetme ve harika tespitin temelinde bu çözümle var. İki silah dedim ama başlığı okumayı unuttum. Nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofistayı. Hevada bektaşidir. Çok sevdiğim ve çok derin üzerine konuşabileceğimiz bir cümle bu Bediüzzaman'ın. Nefis ne gibi? Deve kuşu gibi. Örnek nasıl? Deve kuşu avcı gelir kafasını toprağa sokar. İyi de gövden dışarıda. Ben görmüyorum ya sıkıntı yok. Yani ölüm geliyor. İnsan kafasını kuma sokuyor. Eğlence, şehvet, işte cinsel arzular, haz, lezzet, oyun, oyalanma. Kafayı sokuyor. Görmüyor. Ben görmüyorum. Tamam sen görmüyorsun ama geliyor ölüm. Yani bir yerden düşman geliyor. Kafayı gözüne kapatıyorsun. Tamam ama görmüyorum. Gelmiyor. Nefis böyledir. Şeytan sofistayı gibidir diyor. Sofistayılar ne yapıyordu? İnkar ediyordu. Neyi? Yaratıcıyı. Ama yaratıcıyı eğer ki kainatı kabul ediyorsan yaratıcıyı inkar edemezsin. Çünkü oluş, sanat mutlaka olduranı ve sanatkarı icap eder. O anlamda şeytan septikler gibi yani. Hatta septikler şeytan gibi. Reddediyorlar. Ki şeytan ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Şeytanın böyle bir yapısı var ya. Şeytan sadece kabul etmiyor işte İnsanın kendinden üstün olduğunu. Ve heva bektaşidir diyor. Diğer işte çözümlemede yer alan müthiş benzetme ve harika tespitin temelinde bu çözümleme var. Bizim nefsimiz deve kuşu gibi. Sen kuşsun. Uç. Yok uçamam. Ben deveyim. Devesin yük taşı. Yok ben kuşum der. İşine geleni sahiplenir. Biz de öyleyiz. Nefse muhalif olmayan nefisle hemhal olur. Ölüm geliyor. Görse dahi kafasını kuma gömüyor. Gencim diyor, erken diyor, kafasını kuma gömüyor. Gelecek olanı kendi görmeyince gelmeyecek zannediyor. Kaldı ki
İnsan çok nefsinin hoşuna gidecek, insanları kendini beğendirmek için çok fiiliyatı yapmayı göze alır da gerçekten Rabbisini razı edecek birkaç hafif fiili yapmaya yanaşmaz. Burada dahi nefsin nasıl ki deve kuşu gibi olduğu ile alakalı örneğe uyduğunu görüyoruz. Yani namaz, 5 vakit namaz abdestle 1 saate kafi gelir. 1 saate. 24 saat var, 1 saat. Ve sana bunun karşısında ahiret, ebedi alemi teklif ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu böyle. Ama gidiyor 3 saat antrenman yapabiliyor, güzellik salonlarına gidiyor vesaire. Şeytan ise sofistayı gibidir. Allah'ı inkar etmek için her şeyi inkar ediyor. Her şeyden şüphe ediyor. Kendinden bile şüphe edip yok sayıyor. Heva ise, yani arzu ve istekler ise bektaştır. Hem ahiret olsun, yokluk olmasın diyor. Hem ahiret için lazım olan bilete vermesi gereken külfetin altına girmek istemiyor. İbadete, itaate yanaşmıyor. Evet, heves ister ki ebediyen var olmak. Heves ister ki manevi huzurumda gelsin. Ama o gelsin diye ve ahiret bileti alınsın diye gerekli olan külfetin altına girmek istemez. Yani nefis aleyhinde olanı lehine zanneder. Bahsin geçtiği yerde yazmışım Mesnevi Nuriye diye. Diğer bir konu, sen atmadın. Atarken sen atmadın. Ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnallâhe rama, Enfal suresine geçer. Attığında sen atmadın fakat Allah attı. Bu ayet için bir de özgür iradeden söz edersiniz diye bir söylem oldum. Eleştiri demiyorum çünkü bilmeyen eleştiremez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş öncesi yerden bir avuç toprak alır. Onların yüzlerine doğru atar. 1000 kişilik ordunun hepsinin yüzüne bu kum çarpar. Bu hadise niye yazıyoruz? Çünkü attığında sen atmadın ayetinin bir izahı buradadır. Şimdi bunu ilk böyle çocuklarla müzakere ediyorduk. İşte atarken sen atmadın. Rameyte ez rameyte. Tamam ama nasıl ben atmıyorum? Ben atıyorum işte falan. İrademiz var vesaire. Ne demek istiyor? Ve nerede tecelli ediyor? Şimdi orada tecelli etti. Bizde nerede tecelli ediyor? Mesela şu an bu videoyu 5000 kişi mi izliyor? 5000 kişinin kulağına aynı anda giriyor. Daha da örneği geri alalım. Atarken sen atmadın. Ben şu anda bir ses attım. Mesela konferans veriyoruz Rami'de. Rami Kütüphanesi'nde. İşte 200 kişi konferansa katılmış. Ben konuşuyorum. Bir ses attım ortaya. Bu sesi ben attıysam her kulağa nasıl gireceğine de ben karar vermem lazım değil mi? Ama ben vermiyorum. Ben atıyorum sesi. Kulaklara giriyor. O üzengi çekiç örs orada işliyor. İşte çekiçle örs veya asıl sesi işliyorlar. Beyne sinyal gönderiyor. Sen onu idrak ediyorsun falan. Şimdi atarken ben mi attım? Yani sesimin çıkmasıyla alakalı durum, akciğerden gelen R denilen bir yer var. Oradan gelen nefesi. Bu dille büküyorum bak. Ve bu dille büktükten sonra dudaklarım ve dille birlikte ben bu harfi sizin ve benim birilerinin anlayacağı tarzda karşı tarafa nefesimi aslında yukarı aşağı titreşimle gönderiyorum. Yani atarken ben mi atıyorum? Ve marameyi teyiz rameyi de atarken sen atmadın. Yani peygamberin yerden kum alıp çarpıp 3000 kişinin suratına aynı anda kumun çarpmasından daha az mucize değil bu. Bu daha az mucize değil. İşte kerametle mucizenin arasındaki fark bu. Keramet işte olağanüstü hala şurada biri gelir şu yastığı havaya kaldırır falan. Senin zihnini okur. Bunlar genelde herkes etkilemez. Akıl ehlini etkilemez özellikle. Neden? Çünkü keramet kişiyi yolda tutabilmek için lazımdır. Çünkü zikirlerini çekecek, o yolda kalacak. Ağzına bir bal çalarlar. Ama keramet değil de bu tarz mucizeleri görenlere keramete gerek yok ki. Her yerde mucize. Ya diyorum, bir toprağı yerden alıp bir atıp 3000 kişinin suratına aynı anda çarpmasından daha az mucize değil bu. Hatta daha fazla mucize, emin olun yani. Emin olun. Düşün, ne demek bu ya? Senin kulağına bir ses aynı anda girecek ve sesi atan karşı tarafı uyandırmak isteyeceği şeyi uyandıracak falan. Yani inanılmaz bir iş. İşte burada tecelli ediyor ve bunun gibi birçok yerde tecelli ediyordur. Birçok yerde. Örnek veriyorum, D vitamini güneşten geliyor. Bilmem kaç milyar, 115 milyar kilometre mi milyon kilometre mi uzaktan geliyor. D vitamini ya. İşte atıyor güneş bunu. Atarken güneş mi attı? Benim derimi işleyecek, beni bilecek. Yani beni bilmiyor ki güneş. Bilseydi zaten zararlı ışınlarını da göndermezdi. Ama dünyanın dışında zararlı ışınları engelleyecek katmanlar var. Burada da bir kasıt var. Şimdi atarken güneş mi atmış oluyor? Atarken sen mi ben mi atmış oluyoruz? Bu noktada bu konu kişinin mucizevari bir durumu görmesi hasebiyle işte sahabe böyle inanmış. Mucizelerle inanan sahabe neredeyse yok.
ağaç yürümüş falan, tamam sen peygambersin. Delillerle inanmışlar hep. Allah gerçekten var mı? Konuşuyor, kulakları giriyor. Hurmayı seyretmişler, toprağı seyretmişler, güneşi seyretmişler. Hazreti Hamza öyle diyor. Biz peygamberden iman dersi aldık diyor 12 yıl. İman dersi nedir? Akaid dediğin nedir? İman nedir? İman dediğin şey bir yaprakta Cenab-ı Hak mı yaratıyor bunu? Topraktan mı çıkıyor? Ağaç mı yaratıyor? Tabiat ana mı yaratıyor? Onu çözümlemektir. Oradaki tabiat ananın elini göremediğinde ve orada onun o gerçekten o tabiat ana dediğin şeyin elinin orada olmadığında, mazhar değil memer olduğunu görüne, yani kaynak değil de esas işlenilen şey, bir meta olduğunu, yani yaratılan şey olduğunu gördüğünde tabiatın, tıpkı nefis gibi, ne oluyor? Sen Allah'ı görüyorsun. İşte bu imandır. Toptancı bir zihniyet. Her şeyi Allah yaratıyor falan. Tamam, nasıl yaratıyor? Lafa gelince Allah yaratıyor. Tam manasıyla zaten her şeyi Allah yarattığını kavrayan kişi minnet duygusunu karşı tarafa vermeksizin hareket edemez. Ve minnettarlık ibadet etmeyi, taat etmeyi gösterir. Gerektirir. Kaçarı yok. Çünkü itaat noktası bu şekilde ortaya çıkacaktır. Ve itaat ve taat noktasının ortaya çıkması da minnet duygunun, hayret duygunun artmasıyla doğru. O da bu mucizeleri görmekledir. Her ayet, her hadise şahsi hayatına, her ayet, her hadise şahsi hayatınıza da işaret eder. Yani bir savaşta düşman yüzüne toprak atılması hadisesinin seninle paylaşılması seninle alakalı bir durumu anlatır aslında. Öğretmenin 40 kişilik sınıfta konuştuğunu hatırlayın. Ağzınızdan bir kelime atıyor. 40 kişi, 80 kulağa aynı anda giren bir ses. Arka sırada oturan da sonradan gelmiyor. Atarken sen atmadığın tabiri kulaklara girer. Ağızdan söz çıktı. Gitmesi gereken yere, gitmesi gereken ölçüde. Söylediğin ruh ve manada yüklenerek hava içerisinde zerrelerin, hücre ve atomların işçiliğiyle taşındığı ve iletildi. Sen mi görevlendirdin sese taşıyacak elemanları? Demek ki özgür iraden yok anlamına gelmiyor. Sen irade gösteriyorsun. O sesi atmaya niyet ediyorsun ve istiyorsun. Sonra gerekeni yapıyorsun. Sen onu istedin diye tüm her şeyi Cenab-ı Hak işlettiriyor. Yani bu hücrelerin hava içerisinde, kendi içerilerinde sesi size taşımaması durumunda benim sesim size gitmez. İstediğim kadar niyet edeyim ve konuşayım. Ama hücrelerin vazifesini yapmasının devamı, işte hücrelerin vazifesi nasıl yapılıyor? Hücrelerin vazifesini Cenab-ı Hak yaptırıyor. Demek ki özgür iraden yok anlamına gelmiyor. Sen seçiyorsun. Sen seçmeyi diliyorsun. Sonraki her şeyi Cenab-ı Hak yapıyor. Acizsin. Allah'ın vazifelendirdiği atomlar olmazsa o ses kulaklara aynı anda gidemez diyor. Elhasıl vicdanla, insafla baktığımızda atarken biz mi atıyoruz? Biz istiyoruz. Ve kalkışıyoruz. O an her şey bizim istediğimiz doğrultuda yaratılıyor. Vazifesine koşturuyor. Yani atan o. Duyuran o. Biz sadece talep ediyoruz. O yaratıyor. Her şeyi Allah yaratıyor. Toptancı bir zihniyette değil de perakendici bakarsak daha anlaşılır olur. Görüşmek üzere.